İstanbul'a yakın, temiz hava alabileceğiniz, güzel, bir sürü doğa harikası var. İşte bunlardan bir tanesi de Gebze ilçesinde yer alan Ballıkayalar Kanyonu. Ballıkayalar Kanyonu yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda. Hem etrafında böyle piknik yapabileceğiniz tahta masalar var, hem de güzel bir tesis var. Size yemek hizmeti, çay kahve hizmeti verebilecek. Kanyonun içerisinden böyle bir dere akıyor. Biliyorsunuz Gebze Kocaeli'nin bir ilçesi. Dolayısıyla burası İstanbul il sınırlarında değil ama İstanbul'a hakikaten çok yakın. Mesela Çekmeköy'de oturan biri olarak ben 1 saat 15 dakikada ulaşmayı başarmıştım. Piknik yapan vatandaşlarımızı görüyorsunuz. Bunun biraz ilerisinde kanyon başlıyor. Doğa yürüyüşü için de çok uygun. Kamp falan da yapılabiliyor ama yani bu gördüğünüz yerde yasak. Öyle tabelalar vardı ama kanyonun içine doğru kamp yapılabiliyor. Belki tesisle ilgilenen kişilerle görüşürseniz kamp yapmak için uygun yer hani gösterebilirse diye düşünüyorum. İşte kanyonun görüntüsü. Ben yürümedim. Yani 5 kilometre zaten dere boyunca ilerlediğiniz zaman doğal rota kanyonun doğal rotası olmuş. Böyle küçük bir gölet var dibinde. O dere sularının toplandığı. Aslında hoş bir yer. Herhalde baharda veya sonbaharda çok daha güzel bir yer olurdu burası. Burası da Denizli Göleti. Biraz evvel gördüğünüz yere yaklaşık 25-30 dakika uzaklıkta arabayla. Keza kamp ve piknik alanı, hiçbir tesis yok etrafında. Orman içerisinde hoş bir yer. Aynı zamanda içme suyu barajı bu göle. Havası temiz. Gördüğünüz gibi bir aile kamp yapıyor. Minibüsle gelmişlerdi. Minibüsleriyle. Yani oralara gitmişken görmeden geçmemek lazım diye düşünüyorum. Birazdan Eskihisar'a doğru gidiyoruz. Evet. Burası da Eskihisar. Eskihisar'ı çoğunuz bilirsiniz. Arabalı vapur iskelesi var karşıya Yalova, Bursa tarafına gitmek isteyenler için. Ama Eskişehir'in içine gitmek bana pek nasip olmamıştı şu ana kadar. Neyse çok şirin, çok güzel bir yermiş Eskihisar. Evet bu gördüğünüz binalar Osman Hamdi Bey Müzesi. Osman Hamdi Bey'in evi, ressam biliyorsunuz. Kapalıydı müze, gidemedim. Bu gördüğünüz kahverengi de müştemilat evi. Hizmetkarların falan, güvenliklerin bulunduğu yermiş. Bu arada fondaki müziğin bestesi bana ait. Osman Hamdi Bey'in evini görüyoruz. Sahili de çok güzel. Böyle ya benim çok hoşuma gitmişti. Burada bir şeyler yiyip kahve molası verdim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.